It's time to rock and roll. Rock and roll zamanı şeklinde. Introducing to you first on my left in the red corner. Ross Gray'in sevgili seyirciler, tıpkı Jimmy Lennon'ın It's Showtime deyişi, tıpkı Michael Buffer'ın Let's Get Ready to Rumble deyişi gibi. 24 maç, 22 galibiyet, 1 mağlubiyet. Karadağlı boksör ekranda. Fighting out the blue corner wearing red trunks. He weighed in at 78.9 kilos. He has a fight record of 14. Sevgili seyirciler, kısa bir jenerik arası vereceğiz. Kurallar gereği jenerik arasından sonra burada olacağız. Sevgili seyirciler, WBA'de dünya şampiyonluk karşılaşması şimdi başladı. İki boksör de direkt yumruklarla birbirlerinin üzerine gitme çabasındalar. Oldrey'i vurdu, hemen geriye kaçtı. Kafa kafaya da bir çarpışma söz konusu. Luis Pabon tartışmalı bir hakem durumuna geldi 1-2 senedir. Özellikle Povetkin, Marco Huk maçından sonra, Klitschko, Povetkin maçından sonra, son olarak da Kovalev Jean Pascal maçından sonra çok ciddi tartışmalara sebep oldu hakem. Bakalım bu dünya şampiyonluk karşılaşması nasıl geçecek? Break, hands up. Ters kart ile dikkat çekiyor. Mavi eldivenleriyle şampiyon Alman boksör Best. Müthiş bir sağ koşa geldi Karadağlı'dan. Bir tane daha geliyor. Kokusu başladı Karadağlı boksör. Hiç fırsat vermedi. İki tane sağ kroşe salladı adeta şampiyonu. Hemen arkasından cevabını veriyor şampiyon. Jürgen Brehmer, Grazevski maçı geldi aklıma. Birinci roundda karaciğerden yatırmıştı. Bir sol kroşe daha geldi. İlk rounddan birbirlerine adeta meydan okuyorlar. İki boksörün de şakası yok, bunu anladık. Hiç birbirlerine tartmadan çok sert başladılar. Şampiyon sol direklerini vurmaya başladı. Bir tane daha giriyor Karadağlı. Ağır yumruklar aldı. Karadağlı boksörden de kombine yumruk girişimi. Sol direk, sağ kroşe kontra Karadağlı, Mevlüt Kokoviç, Oli Konrad'dan. İlk round'un bitmesi için artık son saniyeler. Tokmak sesini duyduk. İlk round bize gösterdi ki bu maç ağır yumruklara sahne olacak. Olağanüstü bir heyecanla başladı Karadağlı. Özellikle ilk saniyelerde attığı kroşelerle, sağ kroşelerle ciddi zarar verdi şampiyona. Uğur Mete Erzurum'dan sevgiler. Şampiyon bu sefer kaybeder demiş Instagram'da. İşte pozisyonlar ekranlarda. Karşıyakalı Koray da Karadağlı yıkılır maalesef demiş. Selçuk Kaftar bu Alman'ı kimse yenemez demiş Instagram'da. Instagram'da Bilgehan Demir şeklinde takip edip yorumlarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. İkinci round için ayağa kalkacak mı, kalkmayacak mı? Evet, kalkacak. Öyle bir görüntüsü vardı ki devam etmesem olur mu der gibiydi. İkinci round. Karadağlı gerçekten zor bir maç bekliyor. Badri'yi yedi. Mevlüt Kokoviç.
Marco Huck'u da biliyorsunuz, onun da ismi Muhammed Hukic. Almanya'ya gelince Marco Huck oldu ismi. Jürgen Bremer en son Makarelli maçını hatırlarsınız. Geçen sene Haziran'daydı. Enzo'yu adeta tanınmaz hale getirmişti Jürgen Bremer. Sonra Bolonti'yi yendi. Ardından sevgili izleyiciler, Grzeszczyk'i nakavt etti. Sonrasında Krasniqi'yi geri dönemez hale çevirdi. Ve şimdi de karşısında Karadağlı boksör var. Yeni bir unvan koruma mücadelesinde şampiyon. Sol direğini vurdu. Seyirciler alkış topluyor. Sert yumruklar karaciğere doğru gitti şimdi. Aradan da bir sağ direk gönderdi. Yüzündeki gülümsemeyi dikkatinizi çekmiştir Jürgen Bremer'in. Amatörde Felix Sturm, Karl Koch, Ricky Hatton gibi isimleri yenmişti Jürgen Bremer. İki boksöründe yumruk kombinasyonundan isabet oranı çıkmadı. Karadağlı boksör midesine doğru gitmeye çalıştığı Jürgen Bremer'in. Bremer birkaç adım geriye gitti. Tekrar rakibinin üzerine yöneliyor. Karaciğerden yakalamaya çalıştı. Dirseğini iyi kapatıyor Karadağlı. Mevlüt. Sadrek. Şimdi Karadağlı ringde sürekli yön değiştiriyor. Yakalanmamak niyetinde rakibine. Sadrek. Şimdi Karadağlı boksör kontra atak yaptı ama karşı atağını hemen geçiştirmeyi başarıyor. Jürgen Bremer kombine yumruklara girmeye başladı şimdi. Dolak boksör. Şimdi bu yumruklardan da sonuç almaya başlıyor Bremer. İkinci raundu da tamamladık. Almanya'da Dresden'de Enerji Arena'da Kanal Türk ekranlarında canlı yayın devam ediyor. Gennady Golovkin'in maçı var mı diye Yusuf Kardemir sormuş. Gennady Golovkin'in David Lemieux'le kemer birleştirme maçı var arkadaşlar. Ekim ayında. Olabilecek en iyi maç. Sonbahara damga vurur. Tıpkı Cotto Alvarez maçının vuracağı gibi. Tıpkı Tyson Fury Klitschko maçının vuracağı gibi. Haftaya da Floyd Mayweather'ın maçı var. Andre Berto'yla yine bu ekranlarda. Anthony Joshua Cornish bu ekranlarda. Üçüncü round zili çaldı. Maç giderek hareketleniyor. Karadağlı sola parkat yedi. Arka arkaya yumruklar gelmeye başladı Jürgen Bremer'den. Kapandı Karadağlı. Çok önünde kalıyor. Hareketsiz kalınca da attığını vurmaya başlıyor Jürgen Bremer. Jürgen Bremer bana göre gücünün %30'unu kullanıyor. Şu ana kadar Karadağlı boksör de attığı sağ kroşelerin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi bize şu ana kadar. Bremer'in köşesi de Karsten Rover de bunu kendisine ikaz etti. Bremer'e köşeye doğru sıkıştırmak istedi Karadağlı boksör. Bakın karşısında durmadığı zaman iyi zaman kazanıyor. Bremer bir sağ kroşe geldi orada Karadağlı'dan. Bremer sağ kroşe vurdu.
Gardına sürekli düşük tutuyor. Vuruyor, kaçıyor. Şampiyon Jürgen Bremer. WBA'de biliyorsunuz bir süper şampiyon var. Bir de dünya şampiyonu var. Kovalev bu sikletin efendisi durumunda WBA'de. İki şampiyon olarak bakalım ne zaman karşı karşıya girecekler. Rus mu Alman mı o zaman? Boks severler için hayat duracak demektir. Jürgen Bremer Karadağlı'yı knockout edebilir mi edemez mi? Herkes bu beklenti içinde. Şu anda yorumlarda Karadağlı'ya karşı kazanır yorumları azalmaya başladı. Bremer'den çok sert yumruklar. Direklerini çok iyi kullanıyor. Karadağlı aparkat yedi. Şimdi hemen karşılığını verdi o da. Boş durmuyor. İplere doğru dayadı şampiyonu. Hemen sarıldı Jürgen Bremer orada. Üçüncü rauntta bitmek üzere. Bremer. Son bir yumrukla raundu tamamladı. Seyircinin alkışıyla köşelerine doğru geçtiler. Eylül Güzel adlı arkadaşımız Twitter'dan yazmış. Ne kadar teşekkür ettik. Azdır bu program için. Karan Türk'e teşekkürlerimizi sunuyoruz demiş. Mikail adlı arkadaşımız da Bremer kazanacağını anladı, gülmeye başladı şeklinde yorum göndermiş. Uğur Uzun da Karadağlı sol kroşeyle yatırır yatırırsa demiş. Dördüncü round başlıyor. Twitter'dan da M. Bilgehan Demir yazarak mention yapıp yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Başlar başlamaz yine Bremer. Çok seri yumruklarla rakibin üzerine gitti. Ters kart olması tabii ki büyük avantaj kendisi için. Hep bunu sorarlar. Solak boksörler neden daha avantajlıdır diye. Ters kart boksörler çok büyük genelde düz kartlarla maç yaparlar ve buna alışkındırlar. Ama düz kart boksörler sayısı çok daha fazla dünyada. O yüzden onlara ters kart, solak boksörler ters kart olarak gelir hep. Sadrek. Jürgen Bremer yanına yaklaştırmıyor. Sadrekler çok iyi. O ilk rounddaki kadar yakınına giremiyor Bremer'in Karadağlı boksör. Bir tane sol direk geldi. Çok net. Gardının arasından yumruklar alıyor Karadağlı boksör. Sol direk Karadağlı Mevlüt. Kokoviç. Aradan direkt yumruklar yiyor sürekli. Şimdi uzandı bir sağ direkte kendisi attı. Bakın direkt yumruklarını hep isabet ettiriyor Jürgen Bremer. Almanya'nın Dresden kentinde heyecan tam gaz devam ediyor. Şimdi yakaladı. Sağ direğin ardından solu da vurdu. Koni Konrad. Türk boksör Ata Doğan'ı yenmişti. Kariyerinde Türk boksörle maçı yok Bremer'in. Koni Konrad. Maçın başında söylemiştim. İlk 15 maçını ve son 7 maçını kazandı. Arada bir mağlubiyeti var. Kariyerinde.
Dördüncü roundda daha efektif yumruklara başladı. Jürgen Bremer. Karadağlı'dan çok iyi yumruklar. Yüzünde de ufak bir deformasyon oluştu. Kokovic'in. Fadrek. Mevlüt Kokovic çok sert yumruklar aldı. Bu sebeple deformasyonlar göstermeye başladı kendisini. Bir sağ direkt sırtını döndü orada şampiyon. Dördüncü raundu da tamamlamak üzereyiz. Mücadelenin hakemi Luis Pabon. Ve bu arada mükemmel bir sağ kroşe geldi yine. Karadağlı boksör Mevlüt Kokovic'den. Tek yenilgisini 27-0'lık, 27 maçta 27 galibiyeti olan Rus Denis Inkrin karşısında almıştı sevgili izleyiciler. Daha sonra o boksör dünya şampiyonu olmayı başarmıştı. İşte bakın Jürgen Brehmer'in yumrukları. Acaba Karadağlı'nın attığı o son yumruk ekrana gelecek mi? Ama burada gerçekten de adeta bozguna uğratmış orada rakibini Jürgen Brehmer. Ne oldu son ana kadar dinlenmeye devam ediyor. Karadağlı WBC'de de gençler dünya şampiyonu olmuştu. 5. round başladı. Kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluk maçına çıkıyor. Karadağlı boksör. Jürgen Brehmer. 5. raunda çok daha heyecan verici yumruklarla başladı. Süper bir sol aparkat geldi. Jürgen Brehmer'den. 10 kez rakiplerini ilk raundda nakavt etmeyi başarmıştı Jürgen Brehmer. İki çocuk babası şampiyon. Yine karaciğerine doğru gitmeye çalıştı. Ama çok iyi kapatıyor orada karaciğer bölgesini. Karadağlı boksör. Şimdi orada kapanır kapanmaz üzerine gitmek istedi. Almanların şampiyonu hafif artık dette daha büyük başarıları yakalamak için ses getirici maçlarına devam etmek istiyor. Az önce de çok iyi yumruklarla yakaladı orada Mevlüt Kokovic'i. Bremer sağ kroşe sol kroşe. Bunlar da isabet ediyor. Ne yapıyor yapıyor. İsabet ettiriyor yumruklarını Bremer. Köşeye doğru sıkıştırmaya çalıştı. Sağ direkt vurdu bekliyor. Bir de sağ kroşe. Nereye giderse gitsin Bremer peşinde. Sağ direkt uzattı vuramadı. Bremer yeni bir taktik peşinde. Sağ direkt vurdu. Sağlı sollu kroşeler devam ediyor. Süper bir sol aparkat geldi. Bremer. Knockout'u koklamaya başladı. 5. roundda da son saniyeler artık. Karadağlı öyle bir sağ kroşe denemesi yaptı ama bu kez istediğini başaramadı. İstediğini alamadan döndü köşesine. 2009'da bir kez Macaristan'da ringe çıktı. Jürgen Brehmer ekranlarınızdaki şampiyon boksör.
Onun dışındaki bütün maçlarını, 47 maçının tamamını Almanya'da gerçekleştirdi Alman boksör. Eski Avrupa şampiyonu Ebu da. Avrupa şampiyonluğu da yaşadı. 25-0, 17-0, 14-0'lık rakipleri yendi. Jürgen Bremer. Altıncı round için artık son hazırlıklar yapılıyor. Second out. 2013'te Amerikalı Oliveira'yı yendikten sonra şampiyon oldu WBA'de. O gün bugün koruyor şampiyonluğunu. 4 kez korudu. 5. koruma mücadelesinde çok iyi bir yumruk geldi sağ yumruk orada. Karadağlı boksörden. Yine püskürtmeyi başardı. Maça ortak olmak için çabalar görüyoruz Karadağlı boksörden. Luis Pabon uyardı. Karşılaşmanın hakemi Luis Pabon. 1966 doğumlu. Bu sene 15. maçına çıktı. 5. unvan maçını yönetiyor bu sene. Sadrek. Şimdi bir sol koşu aldı Karadağlı boksör. Sadrek'in de hemen kontrol olarak gönderdi Jürgen Bremer'e. İlk round öyle bir başladı ki birinci roundda maçın knockout'ta bitmesi kimseyi şaşırtmazdı. İki boksör de bakın öyle yumruklarla birbirlerine meydan okudular ki bu meydan okumanın bir karşılığı vardı. Hakem Pabon sayıyor Karadağlı boksöre. 6. roundda knockdown oluyor Karadağlı Mevlüt Kokoviç. Derin yumruklar devam ediyor. Riske girmeye başladı Karadağlı. O dakikadan sonra maçın seyri değişti tabii. Son derece keyifli bir mücadele. Ağır yumruklar devam ediyor. Bir sol aparkat daha geldi. Çok iyi şimdi. Jürgen Bremer daha güvenli gitmeye başladı ama Karadağlı o kadar da basit bir boksör olmadığını şu ana kadarki performansıyla gösterdi. Çok akıllıca bir mücadele sergiliyor. Her ne kadar 6. roundda knockdown olduysa da kırıştılar, orada çarpıştılar adeta. O çarpışmanın sonrasında knockdown oldu. Bu boksörün kalitesini ortaya koyar. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Attığı direkt yumruğun ardından yediği direkt yumruk Karadağlı'yı yere düşürdü. İşte hakemin saydığı pozisyonlar. Hala Karadağlı kazanacak diye iddialı mesajlar devam ediyor. Hüseyin Elibol demiş ki Karadağlı devirir, 8. roundu bekleyin. Twitter'dan yorumlar böyle. Furkan Özkan Ankara'dan yazıyorum. Türk boksörlerimiz ne zaman ringe çıkacak? 11 Ekim'de sevgili izleyiciler. 11 Ekim'de Avni Yıldırım
Aziz Karaoğlu, Serdar Şahin ringe çıkacaklar. Bekleyin, Almanya'da başka sürpriz isimler de var. Twitter'dan yazmış arkadaşımız. Tekrar maça dönüyoruz. 7. round'un ilk 30 saniyesi geride kaldı. Fadrek. Bazen öyle arı gibi sokuyor ki Jürgen Bremer. Rakip kim olursa olsun bunu başarabiliyor. Fadrek. 2002 ile 2005 yılları arasında da 3 yıl hapis yattı Jürgen Bremer çeşitli suçlardan. Bu ara çıktıktan sonra sporcu kimliğini öne koyunca tek bir suç işlemedi. Dünyanın en iyi terapisidir spor yapmak, sporcu olmak. Bernard Hopkins cezaevinden çıktıktan sonra dünyanın en büyük şampiyonu oldu. Jürgen Bremer Kosovalı rakibini yine yokladı. Sadrek çenesinden. Karadağlı rakibine yakalanmamak için ringde ayak basmadık yer bırakmadı. Ama ben her şeye rağmen Karadağlı boksörün o sağ kroşelerini gördükten sonra her an her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Maçın mutlak favorisi durumunda bulunan Jürgen Bremer o yumruklardan 4-5 tane yedi maçın başından beri. Hem de ne kuvvetli yumruklardı bunlar. Bola mı istiyorsun diye sordu hakem. Karadağlı Jürgen Bremer'in önünde hedef olmaya başlarken bir sağ kroşe vurdu. Şimdi Jürgen Bremer bir kez daha denedi. Sadrek gardında kalıyor. Bremer yine sert vurdu, sağ kroşe salladı. Salladı ama yıkamadı. 7. round'un son saniyelerinde sürpriz bir yumruk geldi Jürgen Bremer'den. Sadrek bir tane daha. Centilmence bir mücadele oluyor. Sıkı bir maç oluyor. Jürgen Bremer'in otoriteler ilk 3 round içinde knockout yapacağına inandıkları çok ortaya çıkmıştı. Ama şu anda bakıyoruz ne 3'ü ne 5'i ne 6'sı ne 7'si. Devam edip edemeyecek mi? Buna bakacaklar. Burnunda ciddi bir deformasyon söz konusu. 8. round. Maç bitti galiba. Galiba maç bitiyor sevgili izleyiciler. Almanya'da Bremer'in açıkçası geri döndürmediği bir diğer boksör oluyor. Karadağlı boksör. Böyle mi olacak? Devam mı edecekler? Orada bitti hareketleri yaptı antrenörü. Ama devam ettiriyorlar. Bu hayır bitti. Jürgen Bremer kazanıyor. Orada burnundaki herhalde sakatlanma ciddi olacak ki köşesi devam ettirmedi mücadeleyi. Luis Pabon mücadelenin hakemi 8. round'u başlattı ve oradan sonra bitirdi. Çok heyecanlı bir mücadele oldu. Açıkçası Karadağlı boksör de alkışı hak etti. 2002'de profesyonel olmuştu. 17 yaşında profesyonel kariyerine başlamıştı. Karadağlı Mevlüt Kokoviç Koni Konrad ikinci mağlubiyetini alıyor kariyerinde. 80 amatör maçı vardı. Hopkins'le bir dönem maçı gündeme gelmişti Karadağlı'nın. Düşünün, çok iyi bir performansı vardı. 2009'da ilk kez dünya şampiyonu olan ekranlardaki Jürgen Bremer
WBO'da ilk kez bunu yaşadı. Daha sonra WBA dünya şampiyonu oldu. 2011'de Nathan Cleverley ile Shumanov'la maçı olacaktı ama sakatlık buna izin vermedi. 2 yıl ara verdi. Sonra tekrar geri döndü. Geri dönüşü mükemmeldi. İşte bakın burada 6. round'da muhteşem bir direkt yumrukla Karadağlı bir anda yerde kaldı. Ama işte oradaki tam bir kırışmaydı adeta. Birbirlerine müthiş bir duello yaptılar gibi. Maçın sonrasında arka arkaya gelen darbeler maçın bitmesine sebep oldu. Köşeden geriye gelemedi. Evet, bunu Bremer'in hemen hemen her maçında görmeye başladık artık. Köşe